anneni gösterin için ne hediye isteyeceksin? Babam sınıfımı geçersen bisiklet alacağını söylemişti. Alır herhalde. Oho, benimki aldı bile. Evde duruyor. Bugün binerim artık. Sana ne alacaklar Mustafa? Ben de bisiklet istiyorum. Ama amcam alır mı bilmem. Babam olmasaydı o kesin alırdı. Belki amcan da alır. Bilmem. Yaşasın. Bisikletime bineceğim. Buyur. Sağ ol. Mustafa? Aldın mı karneni? Aldım. Hepsi beş. Aferin. Oo, hepsi peki. Takdir de almışsın. Aferin sana Mustafa. Aferin. Mustafa'm benim. Öp bakalım elimizi. Yengeninkini de. Seninle gurur duyuyoruz Mustafa'm. Keşke annenle baban da burada olsaydı da görseydi bugünleri. Zeynep, çocuğun bu mutlu günde yapma. Melda da biraz sonra karnesini alır gelir. Bu da bizim sana karne hediyemiz. Al canım, utanma. Teşekkür ederim. Gönül daha fazlasını vermek ister ama ne yapalım? Aslanım benim. İnşallah sen okuyup büyük adam olursun da bizim çektiğimiz zorlukları çekmezsin. Afiyet olsun. Sağ ol. Keşke imkanımız olsaydı da Mustafa'ya bisiklet alabilseydik. Ya sorma. Parayı verdiğimde nasıl da şaşırdı. Her çocuk gibi o da bisiklet istemiştir. Ne yapalım? Ama belki ileride alırız. İnşallah. Melda'ya da istediği bebeği alırsın, değil mi? Alırım, alırım.
Siz yanımda olsaydınız bana ne yapar ne eder bisiklet alırdınız. Aslan babam. Bisiklet alınmaz ki. Limonata, buz gibi limonata. Yok mu limonata isteyen? Limonata. Limonata. Merhaba. Merhaba. Limonata mı satıyorsun sen? Evet. Nasıl yani? Bildiğin limonata mı? Evet. Para kazanabiliyor musun? Bazen. Bazen hiç siftah etmediğim bile oluyor. Siftah ne demek? Siftah şey demek. Yani böyle yaptığın ilk satıştan aldığın parayı deniyor. He. Ama bazen de 10 lira kazandığın bile oluyor. Sahibi. Evet. Ben de satabilir miyim? Para kazanmak mı istiyorsun? Evet. Satarsın tabii. Ama bunun için sana bir termos lazım. Termos? Evet. Limonatan soğuk olmazsa kimse almaz. Tamam. Var mı biraz para? Var. Tamam o zaman. 30 lira ver de sana bir termos alayım. Yarın sabah burada buluşup veririm. Bende 40 lira var. Tamam. Yarın üstünü getiririm. Olur mu? Olur. Hadi eyvallah. Tamam. Görüşürüz. Güle güle. Limonata. Buz gibi limonata. Limonata, buz gibi limonata. Limonata, buz gibi limonata. Limonata. Demek limonata satacaksın. Evet amca. Kazandığı parayla da bisiklet alacağım. Baba, ben de Mustafa ile beraber limonata satabilir miyim? Kızım, sen yarın sabah anneannenin yanına Sivas'a gideceksin ya. Hem anneannen seni bekliyor. Gitmezsen çok üzülür. Tamam anne. Oğlum, limonata satarak bisiklet parası kazanmanın ne kadar süreceğini biliyor musun sen? Bilmiyorum. Ama inşallah bir ay falan sürer. Sonra da bisikletimi alıp gezmeye başlarım. Sordun mu hiç? Bisikletler kaç paraymış? Yoo. İyi bir bisiklet 300 liradan başlıyor. Ben sordum. Oo, o kadar pahalı mı? Evet. Yoksa ben de alacaktım sana bir tane. Olsun. Ben bir para kazanmaya başlayayım da. Allah da yardım eder elbet. Tabii. Allah daima çalışanın yanındadır. Olmadı. İkinci el bir tane alırız bakarsın. Bakarsın ben de yardım ederim sana. Sahi mi? Sahi tabii. Tamam. Yarın başlayacağım. Bir çocuk gelecek.
gereken malzemeleri getirecek. Ne malzemesi gerekecekmiş ki? Bir bidon, bir de bardak işte. Olur mu yenge? Termos lazım, bardak lazım. Zeynep, sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Eğer soğuk olmazsa kim içer o limonatayı? Değil mi Mustafa? Tabii içmezler. Peki limonatayı kime yaptıracaksın? Yenge be. Yaparsın değil mi yenge? Ne demek? Seve seve. Geleceğim demiştim zaten. Geç kaldığım için kusura bakma. Neden geç kaldın? Termosu aldığım yer açılmamıştı daha. Ben de onu bekledim. Başka yerden de alırdım ama en ucuz orası veriyor. Al. Çok sağ ol. Bir şey değil. Al, bu da pırının üstü. Bak, poşetin içinde bardaklar var. Termos alınca bunları bedavaya kaptın. Limonatayı bu bardaklara koyup vereceksin. Tamam. İşe nasıl başlayacağım? Eve gidip termosu iyice yıkayacaksın. Sonra içine limonata koyacaksın. Sonra da buz koyacağım. Anladın mı? Anladım. Ben nasıl satacağım peki? Limonata, buz gibi limonata diye bağıracaksın işte. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Buz gibi limonata. Limonata. Buz gibi limonata. 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 Ver bakalım bir bardak. Hemen amca. Buyur amca. Güzelmiş. Afiyet olsun. Kaç para? Onu sormayı unuttum. Neyi? Kaç paraya satacağımı.
Sen yeni mi başladın bu işe delikanlı? Evet. O zaman sana bir sifte atalım bakalım. Al. Aa, bu çok aba. Olsun olsun. Hadi hayırlı işler. Teşekkür ederim amca. Buz gibi limonata. Buz gibi. Limonata. Buz gibi limonata. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Daha kaç kere sayacaksın Mustafa? Tam 11 lira kazanmışım yenge. İlk gün için çok iyi değil mi? İnşallah hep böyle gider. İnşallah yenge. Bunlar senin yengecim. Niçin? Limon almak için. Onlar benden olsun. Hele sen bir bisikletini al da. Yaşasın! Limonata. 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 Buz gibi limonata. Limonata. Buz gibi limonata. Ne haber Mustafa? İyilik Sadat. Benden de. Çok güzelmiş bisikleti. Çok da hızlıdır. Nasıl gidiyor, satabiliyor musun limonata? Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Tamam, oldu. Bak, ben şuralarda olacağım. Dikkatli ol. Fazla da uzaklaşma oğlum, tamam mı? Bak, gözümün önünden de ayrılma. Tamam anne. Oğlum. Can. Can. Yavrum, dur. Al anneciğim. İyi misin yavrum? Derin derin nefes al. Tamam, tamam. Tamam oğlum. İyi misin şimdi? İyiyim anne. Annem benim. Tamam. Hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Dikkatli ol. Limonata. Buz gibi limonata. Limonata. Merhaba canım. Limonata. Aa Can. Merhaba Mustafa. Merhaba Can. Bugün de mi geldin? Şey Can. Sana bir bardak limonata versen. Bisikletine bindirir misin? Tamam. Afiyet olsun. Limonatayı hanginiz satıyorsunuz? Ben. Ver bakalım bir tane. Güzelmiş, aferin. Afiyet olsun. Al bakalım. Bozuk yok muydu? Yok. Bende de yok. Bozdur o zaman. Tamam. Tamam. Can! Yanıma gel. Tamam anne. Hadi bakalım.
Libolata. Buz gibi Libolata. Libolata. Buz gibi Libolata. Merhaba Mustafa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen gün bisikletime binecektim, binemedin ya. Gel şimdi bin. Tamam, gel. Aa! Can! Ne yapıyorsun? Sana ne demiştim ben evde? Bisikletini kimseye vermeyeceksin demedim mi? Evet anne. Bana bak, sen de bir daha benim oğlumdan falan bisiklet isteme. Ama teyze o kendisi verdi bana. Sus, bir de cevap veriyorsun bana. Sen limonata mı satıyorsun? Evet. Can, sakın bundan içeyim falan deme, tamam mı? Tamam anne. Nesi varmış benim limonatamın teyze? Kim bilir nerede yapıyorsun? İçine neler koyuyorsun belli değil. Nereden bileyim ben sağlıklı mı değil mi? Can, yürü gidiyoruz. Hadi oğlum. Hoş geldin Mustafa. Nasıl? İyi satış yapabildin mi bugün? Yok. Ne oldu oğlum? Neden üzgünsün? Bugün sadece bir kişili Bolat abla işte amca. Ne yapacağım amca? Oğlum, her zaman satış yapacağının bir garantisi yok ki. Ticaret bu. Bazen olur öyle. Ama böyle giderse ben bisiklet falan alamam ki. Mustafa'm, sen çalışmaya devam et. Küsmeden, yılmadan, hep çalış. Elbet mükafatını alırsın. Yengen doğru söylüyor oğlum. Öyle hemen pes etmek yok. Tamam mı? Tamam. Hadi. Şimdi ellerini de yıka. Sofrayı hazırlayacağım. Tamam. Anlamadım ki ne olduğunu. Deminden beri ağlıyor. Ne oldu canım? Ne oldu oğlum? Anlatsana ya. Can? Can? Çekilin bakayım şuradan. Can? Ne oldu oğlum sana? Niye ağlıyorsun sen? Bisikletimi çaldılar anne. Ne? Nasıl? Kim çaldı bisikleti? Vallahi görmedik ki teyze. Kimin çaldığını görmediniz mi şimdi? Görmedik teyze. Ya nasıl çalarlar çocuklar? Görmediniz mi koskoca bisiklet? Libolata. Buz gibi Libolata. Görmedik teyze. Ay. Buz gibi Libolata. Libolata. Sen çaldın değil mi? Sen çaldın. Neyi teyze? Saf ayağına yatma. Kesin sen çaldın. Ben seni hep görüyordum burada zaten. Bütün çocukların bisikletlerine nasıl baktığını görmedin mi zannediyorsun? Kimi kandırıyorsun sen? Çabuk söyle. Nerede bisiklet? Nerede? Ben çalmadım. Nerede? Vallahi ben çalmadım. Ben çalmadım. Yürü. Çabuk karakola. Çabuk. Nereye teyze? Karakola tabii ki. Bana söyleyemediğini orada söylersin. Çabuk. Vallahi billahi ben çalmadım. Yürü. Teyze. Yürü. Teyze lütfen. Ben çalmadım. Gel buraya. Kaçamazsın. Dur. Can. Çabuk eve gidiyorsun hemen.
Ablan da seni bekliyor evde. Çabuk. Tamam anne. Tamam, gidiyorum. Yürü sen de, yürü. Oğlum bak, bir kere daha soruyorum. Doğru söyle. Bu hanımefendinin oğlunun bisikletini çaldın mı? Vallahi billahi ben çalmadım amca. Ben çalmadım. Sen çalmadıysan kim çaldı o zaman? Ben nereden bileyim teyze. Ben parkın oraya yeni gelmiştim. Sen geldin, beni tuttun. Kimi çaldın falan görmedim ben. Sus! Bir de hala yalan söylüyorsun. Hanımefendi lütfen ama. Burada ben varken... Komiser bey, Mustafa hayatta öyle bir şey yapmaz. Belki fakir olabiliriz ama onurlu insanlarız. Arkadaşları tatilde oynayıp gezerken Mustafa bisiklet almak için limonata satıyor. Öyle mi oğlum? Bence bunu dikkatleri başka yere çekmek için yapıyordu. E tabii, etrafa limonata sattığını göstererek oradaki çocukların bisikletine bakıp duruyordu. Belki bunun bir ortağı var. Bu gösteriyi o çalıyorsa. La havle. Siz nasıl konuşuyorsunuz böyle? Mustafa çalmadığını söylüyor işte. Bir insana, dahası bir çocuğa böylesine bir iftira atmak yakışıyor mu size? İftira olduğunu kim söyledi? Ben doğruyu söylüyorum. Bisikleti çalan bu çocuk. Ya tek başına yaptı ya da biriyle beraber yaptı. Ben çalmadım amca. Hanımefendi, görmüyor musunuz çocuğun halini? Ben 40 metreden tanırım hırsızı. Neler geliyor geçiyor buradan? Bu çocuk doğru söylüyor. Hadi kardeşim, siz alın çocuğunuzu gidin. Olmaz! Ya nasıl bırakırsınız? Ya bisiklet ne olacak? Hanımefendi, ortada bisiklet de yok. Bisikletin çalındığına dair delil de yok. Biz sizin lafınıza bakarak çocuğu suçlayamam. Belli ki başkası çalmış. Bisikleti bulunca biz sizi ararız. Bu iş daha bitmedi. Hanımefendi, eğer kanuna karşı gelecek bir şey yaparsanız asıl o zaman bu iş bitmez. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İyi günler komiserim. Size de. Gel Mustafa. Tövbe tövbe. Ben çalmadım. Vallahi billahi ben çalmadım. Tamam Mustafa. Harap ettin kendini. Yeter artık. Ben hırsız değilim yenge. Ben çalmadım. Bana hırsız dedi. Evladım, biz sana inanıyoruz. Hadi ağlama artık, yeter. Ben kendi bisikletimi alacağım zaten. Başkasının bisikletini ne yapayım? Tabii ya. Alnının teriyle alacaksın. Seninki diğerlerinkinden çok daha kıymetli olacak. Olacak tabii. Nasıl alacağım ben bu bisikleti? Ne oldu? Sen de çok üzüldün değil mi Mustafa'ya? Çok. Kadın ne kadar kötü kalpliydi değil mi? Evet ya. Hiç utanması, arlanması yok.
İnsan gözüyle görse bile bu kadar arsızlık yapmaz. Yaşar, ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Ben de 3 tane küçük altın var ya, ne olur ne olmaz diye saklıyordum. Onların ikisini satsak da şu çocuğa bir bisiklet alsak. Onu ben de düşündüm ama onlar olmaz. Onlar lazım. Neye lazım? Borçlar var. Bozdurup onu ödeyeceğim. Doğru ya. Ben onu unutmuşum. Benim devamlı bir işim olsaydı, böyle gündelik işlerle karnımızı bile borç harç doyuruyoruz. Keşke imkanımız olsaydı da karneyi getirince bisikleti verebilseydik. Canım, her sınıfını geçene bisiklet alınacak diye kanun mu var? Bu sene olmaz, seneye alırız biz de. Hem Mustafa azimli çocuk. Bakarsın dediğini yapar da bisikleti kendisi alır. İnşallah. Hadi hadi, iyi geceler. Hadi. Nasıl Can? Bu bisikletin diğerinden daha güzel değil mi? Evet anne, çok güzel. Aman oğlum bak, dikkat et, bunu da çaldırma olur mu? Tamam anne. Can, gel oğlum. Oğlum, bak bir daha soruyorum. Bisikletini çalanı gördün mü? Dedim ya anne, görmedim. Emin misin oğlum? Korkma hadi. Bak, şu limonatacı çocuk değil miydi? İyi düşün. Anne görmedim. Ama o iyi bir çocuk. Öyle şeyler yapmaz. Ah benim saf oğlum. O yapmış işte, besbelli. Eğer görseydin o küçük yılanı içeri attırırdın. Göreceksin sen. Hadi sen biraz daha dolaş bakayım. Hadi Can. O tarafa değil Can, bu tarafa. Can! Oğlum! Can! Can! Ah! Çantam! Çantam! Can! Can oğlum! Oğlum iyi misin? Can iyi tamam, misin? Ne oldu? Tamam. Geldim oğlum. Geldim bir tanem. Korkma sakın, tamam mı oğlum? Derin derin nefes al. Yardım edin! Yardım edin. Burada oğlum ölüyor, ne olur. Çantamı kaptırdım, içinde ilaç vardı. Astım ilacı vardı, ne olur. Anne. Tamam anne. Oğlum, tamam. Ne olur yardım edin, ne olur. Oğlum. Yardım edin. Korkma ya, yardım edin. Anne bırakma beni. Dayan oğlum, tamam oğlum. Oğlum dayan, buradayım oğlum. Yardım edin. Teyze ilaç. Oğlum dayan. Çek oğlum içine, ne olur çek. Aferin, iyileşeceksin oğlum. Aferin sana. Oğlum. Thank you.
Mustafa? Bisikleti ne zaman alacaksın? Dünkülerle birlikte 95 etti. Oo, bayağı biriktirmişsin. Aslında 100 liraya geçmiştim ama. Dayanamayıp dondurma falan mı alıp yedin? Yok yenge. İlaç aldım. İlaç mı? Ne ilacı? İzin verirseniz Mustafa ile konuşmam gerek. Şimdi de Mustafa'ya hakaret etmek için eve mi geldiniz? Size kaç kere söyledik? Biz namusuyla yaşayan insanlarız. Mustafa sizin bisikletinizi çalmadı. Artık onu rahat bırakın. Bakın, yanlış anladınız. Ben ondan özür dilemek için geldim. Buyurun. Merhaba Mustafa. Bilmem beni affedebilecek misin? Biliyorum seni çok üzdüm, yaraladım. Senin gibi onuruyla para kazanıp bisikletini almaya çalışan bir çocuğa hırsız dedim. Horladım, küçük gördüm. Sense gözünü kırpmadan elindeki 3-5 kuruşla ilaç alıp belki de oğlumun hayatını kurtardın. İlaç aldığım dedin, bu muydu Mustafa? Evet amca. Size söylemedi mi? Hayır. Sen ne kadar düzgün karakterli bir çocukmuşsun. Bana öyle bir insanlık dersi verdin ki ben ne yapsam karşılığını ödeyemem. Özür dilerim oğlum. Yaptığımı affettirir mi bilmiyorum ama senin için ufak bir hediyem var. Gelir misin benimle bahçeye? Hı? Tamam. Gel. Hadi bakalım. Gel. Mustafa bak. Bisikletin. Bisiklet.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.